Allah Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'a "Ya Musa, sana acayibattan bir sır bildireyim mi?" diye buyurdu. Musa Aleyhisselam "Göster ya Rabbi" diye iltica etti. Allahü Zülcelal "Ya Musa, filan yerdeki çeşmenin başına git. Kimse görmeyecek şekilde bir yere gizlen ve bekle" diye vahyetti. Musa Aleyhisselam gitti. Tarif edilen çeşmeyi buldu ve beklemeye başladı. Biraz sonra atlı bir adam geldi. Atından indi, kendisi su içip atını suladı ve zaruri ihtiyaçlarını tamamlayıp atına bindi, gitti. Fakat giderken para kesesini çeşmenin başında unutup da gitti. Çok geçmeden bir çocuk geldi. O da su içti ve yolcunun unuttuğu altın kesesi bağlı olan kemeri alıp gitti. Aradan çok zaman geçmeden bu sefer bir ama geldi. Abdest aldı ve bir kenara çekilip ibadete başladı. Hz. Musa gizlendiği yerden manzarayı buraya kadar takip etti. Biraz sonra altın keseli kemeri unutan atlı adam geri geldi. Kemerini çıkarıp bıraktığı yere baktı ki orada yok. Doğru amanın yanına vardı ve ona kemerini unuttuğunu, bulduysa vermesini söyledi. Ama "Görüyorsun ki iki gözüm de görmüyor. Hem ben keseyi almış olsam yanımda olması lazım. Ben de böyle bir şey olmadığına göre almış olmam imkansız" diyerek adamı iknaya çalıştıysa da adam bir türlü inanmadı ve "Bu altını sen aldın, vermiyorsun" diyerek amayı vurup öldürdü. Adam keseyi bulamamıştı ama amayı da öldürmüştü. Hz. Musa, sırrına vakıf olamadığı bu hadisenin mahiyetini öğrenmek için Cenab-ı Hakk'a ilticada bulundu. Allah-u Teala meseleyi şöyle izah buyurdu. "Ey Kelimi Musa! Kemeri alan çocuğun babası daha evvel o atlı ağanın hizmetinde çalıştı ve ağa da onun hakkını vermemişti. Şimdi hakkını almış oldu. Ama ise daha evvel o ağanın babasını haksız yere öldürmüştü. Sonra gözleri kör olduğu için onu tanıyan çıkmadı ve unutuldu gitti. Ama ben unutmadım ve amanın ölümünü o adam vasıtasıyla yaparak kısası yerine getirmiş oldum." Bu hadise karşısında Musa Aleyhisselam secde-i Rahman'a vardı ve Allah'a şükürler etti.